Galatasaray'dan Fodie Ballo Touré bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Atik Van Aanholt'un sergilediği kötü performans sarı kırmızılıları arayışa iterken Milan'dan Fodie Ballo Touré için devreye girildi. Alfredo Pedruia'nın haberine göre Galatasaray Fodie Ballo Touré için harekete geçti. Senegalli oyuncunun transferi adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Fodie Ballo Touré'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fodie Ballo Touré'nin ismi yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'la da anılmıştı. Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası. Devre arası transfer döneminde takıma büyük güç katacak yerli bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray, rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Özellikle Marsilya'nın Fransa Ligi'nin 3. haftasında Nantes'la oynadığı karşılaşmada oyuna sonradan girip oyundan alınan Cengiz Ünder'le Marsilya'nın ipleri kopuyor. Marsilya'da beklediği forma şansını bulamayan ve yedek oyuncu statüsüne gerileyen Cengiz Ünder'le Galatasaray'ın yolları bir kez daha kesişti. Sarı kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Ancak yeşil ışık yeniden yandı. Fransız ekibinde bir oynayıp bir yedek kulübesine geçen milli yıldız da Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve ilk kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak istiyor. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray bombayı patlattı. 5 yıllık imza. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Kadrosuna birçok yıldız katan Galatasaray iç transferde de önemli oyuncularına hem hak ettikleri kontratları vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun başında Fransız temsilcisi Rennes'den 1 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşme imzalanan Sacha Boey'la masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 450 bin euro kazanan 22 yaşındaki yıldızla yıllık 800 bin euro üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Sacha Boey'un sözleşme bitiş tarihi de 2026 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray'dan Lindelof bombası. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcuysa Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelof. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'un ara transferde satılması durumunda alternatif olarak belirledi. Cimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United'da sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'dan Rafael Viga hamlesi. Galatasaray'da ilk transfer ve tescil dönemi sona erse de kadroyu takviye etme operasyonu son sürat devam ediyor. Şampiyon olmak için kurulacak kadroya para harcamaktan çekinmeyen sarı kırmızılılara teknik heyet Ocak ayı transfer raporunda kapalı savunmaları açma konusunda uzman hücuma dönük bir orta saha talebini iletti. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Galatasaray, Palmeiras forması giyen Rafael Viga'nın peşine düştü. Yıldız oyuncunun son durumunu araştıran Sarı Kırmızılı kurmaylar resmi teklif hazırlığında. Okan Buruk, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Viga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi de başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Viga, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6'da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Galatasaray oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Viga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'dan Olsen hamlesi. Mevcut kadrosunda Norveçli Fredrik Mitsjø'yu bulunduran Galatasaray gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Cimbom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen aynı zamanda Mitsjø'yu de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de sarı kırmızılı olarak kendilerinin önerdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'a danışacak. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda agresif bir transfer dönemi geçiren ve Ocak ayında da bu tutumunu sürdürecek olan Galatasaray'da yedek stoper olarak 19 yaşındaki Emin Bayram ve yeni transfer Rose var. Son 2 yılda 12 kez Norveç milli takımının formasını giyen Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Galatasaray'a 22 yıldız. Foot Mercato'ya göre Galatasaray Fransa 2. ligine düşen Bordeaux'la kontrat imzalamayan ve serbest kalan 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalamak istiyor. Yaz transfer döneminde istediği teklifleri alamadığı için herhangi bir kulübe imza atmayan ve halihazırda boş olan Ginili oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum kesiminden Apollon Limassol da devrede. Bordeaux altyapısından yetişen ve Fransız ekibi dışında başka bir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3 maçta süre almıştı. Sarı kırmızılılar Amadou Traoré'yi geleceğe yatırım olarak kadrosuna katacak. Üstelik boşta olan genç yıldız adayı için bonservis bedeli de ödenmeyecek.